Hey. Yay!
bunu altı yan kara paydayım da bunu üstüne al bir tane. Gel oğlum gel 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 gel. Ananın kocaman, ananın kocaman. Çok seviyorum imcesi ben bunu. Çok seviyorum bunu ben. Böyle böyle. Kızım, en güzel manzaralarınız yaylalarda olur hem. Nasıl? Sözüm buna katır hayvanından al da dey geçisinden, ineğinden, dana, dedemizden beri bu şekil geldi gitti. Evde bir koca karı, bir ben mesela yine hepsini etmeye çalışıyor. Hepsini etmeye çalışıyor. Her şey kocuyor da yürek kocamıyor. Her şey kocuyor, yürek kocamıyor. Elli senedir çobanım, 50 senedir. Ben askere gittim geldim, 20 ay askerliğim var. Ben yine yaylaya geldim yani. 2 sefer, 3 sefer yaylaya geldim, izine geldim. Yine hiç yaylasız kalmadım. Dedemizden, atamızdan böyle bir gelenek, görenek var. Malı mesela kabul et. Çoluk çocuk da aldı geçti gitti. Tek başıma abi gördüğüm koyu gönlü gönlüme idare ediyor. Başka bir şeyimiz yok yani anlayacağın. Ama dersin ki ihtiyaç yükümlü ediyorsun, geçinemez misin? Geçiniyorum. Allah'ıma çok şükür emekliyim. Ben malımı rahat etmedim. Ben kesinlikle rahat etmem. Bunun altı ıslak oldu. Ben çay da içsem içemem. Yemek de yesem. Ha bu rahat edecek. Ha bunu yerleştireceğim akşamdan. Ya şimdi ha uzun zamanı başlayacak. Benim daha gece yatmam yok. Mesela gece kakacaksın, emzireceksin. Bir kişiyle olacak iş değil. Ama benim mesela kabul et. Biraz becerim fazla da. Becerim fazla. Ben doğalı ben bununla uğraştığım için. Ben bunun dilinden anladığım için. Onu var diye uğraşıyorum. Başka bunu başka. Ha bu benim yaptığımı 10 kişi yapamaz. 10 kişi. Ondan bana Atatürk diyorlar. Anladın mı? Her çoban benim yetiştirdiğim köpeği yetiştiremez yani. Mesela ben bunları iyi eğitmek çok zor. Şimdi mesela orada koyun kuzu eder. Eşini yalarka, çarasını yalarka öyle teke böyle teke kuzuyu yemeye alışır. Kuzuyu bütün gene atarsın en önüne ölen kuzuyu, onu yedi miydi bu yankı canlı kuzuyu yer. Ondan sonra kapıdaki tavuğu görmese komşunun tavuğunu yer. Ondan sonra bu başkasının köpeğini varı bağda tutar. Bunlar hep sorun yani, bunlar hepsi sorun. Köpeğe hep kendim yetiştirdim. Benim taşıdığım köpekleri hepsini kendim yetiştirdim. Ben öyle yani yetişmiş köpek, elin köpeğini alıp da gelip kapıya bağlamadım daha. Hepsini kendim yetiştirdim. Ha mesela bak şimdi mesela ben aha bak buna şimdi abi işaret vereyim bak şimdi. Pişt, hani. Pişt, bazı köpek var 10 yaşına gelir. 10 yaşına gelir gene kısıktan sıklıktan anlamaz yani. Adım Nurullah Bektaş, 8-10 yıl olacak ortalama askeri personelim. Yaşantımız köyde başladı. Büyük ihtimalle yine köyde son bulacak bizim yaşantımız.
Yani mesleğe pek gönüllü gitmedim. Babamla bazen küstük, bazen kavga ettik ama döndük dolaştık yine aynı sofranın etrafında oturduk. Gözümüzü açtığımızda zaten bizde koyun vardı. Muhtemelen de kapatırken yine koyun olur. Babamın yerine kadar siz bu işi devam ettirmesiniz dese de en son yine bu kapıda bir koyun olur. Bir tane de olsa olur. Yani pek gönüllü gitmedim giderken ama beden gitti, akıl kaldı. Muhtemelen de yine kalacağız biz burada. Yani fırsat buldukça gelip anama babama yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, imkanlar doğrultusunda. Her ne kadar kendi işimiz olmadığı için. Ama mümkün mertebe geliyorum yani. Hayvan yüzünden kavga gürültü etsek de yine hayvanın etrafında toplanıyoruz burada, koyunun etrafında. Allah'a şükür bugüne kadar yedik, karnımız doydu. Kimseye de muhtaç olmadık çok şükür. Allah da kimseyi muhtaç etmesin. Hiçbir şeycik anlamadım bu hayattan uşağım. Öfkeden, işten, zahmetten. Ne çarşı bilirim, ne bayram bilirim, ne düğün bilirim. İşimden geldim işime gittim. İşimden geldim işime gittim. Aynı bu bugünkü bildiği gibiyim. Azıcık bir işten geri kalsam daha o işi doğrultamıyorum. O şeyimi daha düzeltemiyorum, düzenimi daha uyduramıyorum. 42 senem oldu, 43 senem oldu buraya ben geleli. Bir gün yaşamadım. Ha şimdiki yeni gitmelerin yaşadığı bir gün cüvez kadar. Bugünü de görürüm sanmadım. Bugünü de yaşarım sanmadım. Yalan uzun öleyim böyleyim. Allah'a çok şükür rahatım. Çobanın durumunu gördünüz. Halamı derdini dinlediniz. Öyle işte uğraşıyoruz. Ne yapalım uşa? Odun Karadeniz bölgesinde bize ekmek gibi, su gibi lazım. Şekerimiz var niye altında? Ne etti acaba kabakları soydu doya? Doğru fırına sürmüş. Pişmiş mi? Evet. Yok eli bulandı. Pişmiş. Ha pişmiş de yiyeceğim. Açayım mı? Kışın ortasında
Fasulye çorbası bulmak da kolay bir şey değil. Hep çekecek afadım ya. Ben bayağı rahatsızladım. Yani akşamlık sabahlık gibi bir şey artık bitmek üzere. Ben bazen arkadaşlara derim mesela, ya ben bu koyunu satacağım. O mesela o beni tanıyanlar da der kenarlık. Ya sen koyunu satmasın, satamazsın. Niye? Senin ancak kefinin başı düğülendi miydi, koyun satılır derdi bana. Buna ekleşen koleyliyle bundan ayrılamaz, toplumdan da uzak kalır yani. Bak şu anda mesela ben bir yayladan geleli aşağı yukarı bir ay olacak. Ben orada anamı babamı mezar üstüne gidemedim. Ha ona göre hesap et ya. Bir mezar üstüne insan gidemez mi ya? Hey. Ya bizim abi şu mahallenin, abi gördüğü mahallenin yolu yoktu. 90, 80, 75 bu şekilde saman taşırdık sırtımızda. Yani sırtımızda saman ballesi. Bölünme bölünmüyor. Biz şal pazarından, o gördüğün şal pazarından saman ballesi taşıdık. Kar yağdı da saman ballesi. Oradan o kadar saman ballesi geliyor mu şal pazarından o kadar? İşte eskiye rağmen yolumuz, izimiz yoktu. Eskiye rağmen şimdi Cumhurbaşkanı'ndan rahatım yani. Yarın akşam yine aynı böyle tekrarlanacak. Ha şimdi iki iğneti olsa, kapılsa eğlenç edersin, yedir içirsin. Otursun aşağı, oh. Ben hep üstümden çayır alayım. Kocadık, yaşlandık, iyi gidiyorum ben. Kocadık, kocadık. Ben yok. İsmim Nerimen Kandemir'di, babam evindeyken. Sonra buraya geldim, soy ismim değişti oldu, Bektaş. Geldik buraya, tabi mal var, mülk var, kaynana kaynata var. Evde bir görümüm vardı, öyle böyle. Bir uşağıdım, bir şey anlamazdım. Babam evindeyken 3-4 tane ineğimiz vardı. Bunlarla ilgilenirdik. Okula gider geldim, başka bir şey bilmezdim. Geldim buraya, düştüm ki malın içine. Uşak demediler bana. Her işi benden mamul ettiler. Kaynatan malıyla ilgileniyor. Kaynanan benim ineğiyle, danıyla ilgileniyor. Bunlar yaşlandı. İş hep bize yüklendi. Hızan ince okula gidiyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Kimi evleniyor gidiyor, kimi öyle oluyor gidiyor, kimi böyle diye gidiyor. Öyle böyle, öyle böyle bu duruma geldik. Eskilere göre biz çekmedik.
kaynanalara, kaynatalara göre, onların kaynanasına, kaynatasına göre. Bize göre de şimdiki yengetmeler çekmiyor. Kızlarıma çok acırım. Aklım başımda olduk müddetçe ölsem kızlarıma çok acırım. Hele o büyüğüne bir alem acırım. Onunla benim çektiklerim Allah'a ben bilirim. Onun ne hakkı ödenir, ne çektiği unutulur, ne bir şeydir. Her şeyleri o çekti, her şeyleri o çekti. Erkek uşağı bir şey olmuyor. Baba evinde kalıyordu uşağım. Kız kısmısı gidiyor elin evine. Yeniden yıkılıp yapılıyor. Yeniden eski bina yapar da bir daha yaparsın. Aynı o derece yıkılıp yapılıyor. Kız kısmısına çok acıyım. Elinkine de acıyım. Bir şey bilmiyorlar ha. Geçip gidiyorlar. Bayağı yedi yine. Toplaştı yine. Yala döktüler. Ne biliyorsun da? İşin çoğu duruyor. Ay. Bir şey dermana gücü kuvvete bakıyor. Yine eskiler gibi aşın yeniler çalışmıyor. O eskilerin bir günkü ettiği aşın yeniler bir senede etmez. Al bakkaldan ye. Çamaşır makine, bulaşır makine. Rahmetten de zulümden de ölüyorlar. Ya hazır çorba. Uşak bezlenme. Biz eskiden her gün elimizde uşağın bezini yurduk. Ey gidi dağlar ey. Ne gelip gidenler var da, ne gelmeyenler var da, ne görmeyenler. Ey gidi dağlar ey ya kismet bir daha. Neçelerini yolcu ettin bizi de yolcu edeceksin inşallah. Allah hayırlı ölümler nasip etsin hepimize de. O eskiden bir devrediğim kinelik eski kitapları böyle bir devrediğim hani eski yaşam hayatlarını bir devrediğim kinelik. Çok canımız varmış çok. Çok canımız varmış. Yaşamazdık, etmezdik, gitmezdik dedim. Ne gerek var ki çektin durdun bu çiliği, bu zahmeti, bu konu şeyin ne zorluğu. Ne çektin durdun kinelik? Hiçbir gerek yoktu işte. Nenin yüzünden, hep Hızan'ın yüzünden, Hızan. Çiğnanmasın. Hızan'ımızın yüzünden. Bilirlerse değerimi, çok büyük insanlık ettim bunlara. Bilmeseler ne yapayım Allah bilsin.
dudan yok. Daha gitme. Çoban geldi, aç oldu. Haydi bakalım. Allah.